Biz, e, aktif bir seçim sürecindeyiz. Ben e, ilk üç haftayı aktif geçiremesem de evden çalışmalara katıldım. Mecburen geçirdiğim kaza sebebiyle ama tabii ki çok yakından izliyorum. E, sosyal medya ve evden ne kadar katılabilirsem dahil oldum. E, çok iyi bir hava var her şeyden önce. Türkiye'de de Kürdistan illerimde de e, hakikaten coşku, kararlılık... E, Halkın sahiplenişi, Yeşil Sol Parti'yi e, muazzam düzeyde, yani bunu e, her yerde görebiliyoruz. E, Birçok ilde hani vekillikleri alma yönünde bir e, kararlığımız var ve halkın sahiplenişi de bu yönde. Erzurum'da ise e, yani hava yine çok iyi. Ben 2-3 üç, üçüncü gündür Erzurum'dayım. E, burada çalışmalara dahil oluyorum. Evet. Halkın sevgisi, sahiplenişi, hele bile e, bu konuda Yeşil Sol Parti'ye olan ilgi çok yüksek. E, Erzurum'un e, yani şehir olarak e, tırnak içinde söylüyorum e, ötekileştirilmesi farklı bir kimlikle anılması yani buradaki demokratların Kürtlerin e, demokrasi yanlılarının e, görünmez oluşundan da büyük bir e, şikayet var aynı zamanda bunun açığa çıkması için e, halkın da büyük bir çabası var bizim de büyük bir çabamız var yani Erzurum'dan iki vekil göndermeyi Ankara'ya iki vekil olarak gitmeyi e, hedef olarak koyduk önümüze çünkü Erzu'rum ozmopolitik biyer, yani, Dadaşlar, Türkler, Kürtler, Hemşinler farklı e, kimlikler de var ve doğal olarak eğilimleri farklı olabilir. E, ama Erzurum'da da e, iki vekille e, biz işi sol parti e, rüzgarını e, yakaladığımızı düşünüyoruz. Yani şu anda e, çalışmalarda oldukça e, iyi gidiyor. Yani Kürt halkı bu seçimde 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, kesinlikle sonucu tayin edecek. Yani bunu uzun süredir bütün Türkiye tartışıyor zaten. Ee, ve bu yönüyle bu yönüyle e, biz Yeşil Sol Parti olarak da e, emek özgürlük İttifakımızla birlikte e, neticede şu kararı aldık. Bir oy Yeşil Sol Partiye, bir oy Kılıçdaroğlu'na. E, faşizme karşı, e, antidemokratik yaklaşımlara karşı Türkiye'nin önünü açmak için böyle bir karar aldık. 81 ilde seçime giriyoruz ve 81 ilde bütün partilerle yarışıyoruz. Yani sonuçta bir siyasi rekabet içindeyiz. Çalışmalar sadece Kürt dillerinde değil, Türkiye'nin her tarafında aslında çok güçlü bir şekilde devam ediyor. İzmir'den Aydın'a, Aydın'dan Manisa'ya. Denizli'ye, Tekirdağ, Balıkesir'e kadar her yerde adaylarımız çok güçlü çalışmalar yürütüyorlar. E, bütün bölgelerde bu çalışmaları e, yürütüyorlar ve sonucun çok iyi olacağına inanıyoruz. Yani hedefimizi asgari yüz vekil olarak belirlemiştik. Biz Türkiye'nin birçok bölgesinden, birçok ilinden vekil çıkarmayı hedef olarak önümüze koyduk. HDP ile girmedik, giremedik. Yani bilindiği üzere partimize karşı haksız bir kapatma davasıyla karşı karşıyayız ve büyük oyunlarla, tuzaklarla uzun süredir partimize yönelik basınç baskı devam ediyor. Bu ile Yeşil Sol Partisi üzerinde karar kalarak bu partiyi biliyoruz.